Sebep sonuç devam ediyor. Bu sabah Türkiye kayyumlara uyandı. Biz de bu konuyu konuşuyoruz. Mardin'de, Şanlıurfa'da ve Batman'da demli belediyelerin başkanlarının yerine kayyumlar atandı ve orada da tabii ki eylemler sürüyor. Şu saat itibariyle de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Esenyurt'ta yine bir kayyum atanmıştı. Esenyurt'ta da bir grup sokakta çöpleri devirip ateş vererek Kürdistan sloganları atıyor diye bilgiler ajanslara düşüyor. Yani sadece bölgede değil, İstanbul'da da bir hareketlilik var. Bu olacaktır ama şunu görmemiz lazım. Biraz önce ifade ettiğin o ikiyüzlülükten vazgeçmesi lazım. Evet, konu lazım. Bu bence. Bu en korkunç şey ikiyüzlülük. Gerçekten yani bir Kürdistan kurmak istiyorsanız, Türkiye'nin topraklarında bir ayrı bir devlet kurmak istiyorsanız bunu açık açık söyleyin. Yani yalan söyleyip durmayın sürekli. Çünkü her konuda yalan söylüyorsunuz. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bir eski DEM Partili olarak, bir milletvekili adayı olarak CHP'den getiriliyor. Belediye başkanı yapılıyor. Belediye başkanı topu birkaç aydır belediye başkanı bir konser düzenliyor. İşte iddianamelerden yani yargılandığı meselelerden bir tanesi bu. Rojda isimli bir kod adı olan Kadriye Şenses'e. Şimdi Kadriye Şenses bir türkü söylüyor Heval Kamuran diye. Heval Kamuran türküsünde Kamuran Dündar isimli PKK'nın Mardin'de henüz daha 1990 yılında daha en başlarında 90 yılında 13 tane PKK'lı ile birlikte öldürülen Türk Silahlı Kuvvetleri'yle girdiği çatışmada öldürülen Kamuran Dündar adına ki Mardin nüfuzlu ailelerinden birine mensup onun adına yazılmış bir parçayı okuyor. O parçada da diyor ki Türk askeri olan o yılanlar kuşatmayı kuşattılar gerillalarımızı kuşattılar. Onlar da canlı bedenlerini ateşe vererek Kürdistan'a kendi bedenlerini feda ettiler diyor. Şimdi bu türküyü Esenyurt'un meydanında okuyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı sayesinde bunu okutuyorsunuz. PKK bayraklarıyla, Abdullah Öcalan posterleriyle. Ondan sonra da diyorsunuz ki biz aslında Türkiye'de barışı, özgürlüğü falan istiyoruz. Biz demokratik açılımları istiyoruz. Kürt halkının demokratik refaha kavuşmasını istiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Siz PKK'nın ilk kuruluşundaki en sembolik isimlerden birisi olan Kamuran Dündar'ın adına yapılmış, yazılmış ve Türk askerine yılan diyen marşı Esenyurt gibi İstanbul meydanında okutacaksınız. Bu devlet de size bakacak yani böyle. Bu hangi devlet böyle bir şeyi tahammül edebilir ya? Kendi askerini katleden, kendi askerine yılan diyen birisinin, üstelik Rojda denen bu kadın, çözüm süreci esnasında, bakın çözüm süreci esnasında biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız 160 kişiye davetiye göndermişti. Çeşitli Kürt, aydın, işte şairler. Şivan Perver bile, yani bu hareketin en önemli isimlerinden birisidir. Geldi Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, sahneye çıktı ve PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu. Çünkü mesele buydu. O tarihte bile bu kişi, yani Esenyurt Belediye Başkanı'nın konser verdirdiği Rojda, Cumhurbaşkanı'nın mektubunu yırtıp, hayır biz size silahla direnmeye devam edeceğiz diyen kişiyi getirip Esenyurt'ta CHP'li bir belediye başkanı olarak orada konser verdireceksiniz. Sonra bugün bütün CHP'li milletvekilleri Esenyurt'u birbirine katacaklar. Ve sonra sizin CHP Cumhuriyet Halk Partisi olarak PKK'ya teşne olmadığınıza inanacağız biz. Bu mümkün mü? Cumhuriyet Halk Partisi demleşmiş değil. PKK'nın en üst düzeye bakın sıradan bir şeyden bahsetmiyorum. Ahmet Özer ile ilgili efendim PKK'ların aileleriyle konuşmuş taziye telefonu. Bu bir PKK sempatizanı için falan sıradan bir şey. Bir hayatın rutini 600 defa PKK'lı ile görüşmüş. Tabii bununla görüşecek. Çünkü onun entelektüel kanadını temsil ediyor zaten. O sıradan bir militanı temsil etmiyor. O üst düzey Abdullah Öcalan'ın ifadesiyle diyor ki Kürdistan'ın nasıl kurulacağı ile ilgili entelektüel çalışmaları Ahmet Özer yapsın diyor. Ta çözüm süreci esnasında İmralı mektuplarında, İmralı da bunu söylüyor. Abdullah Öcalan tarafından bu makamda görülen bir kişiyi siz CHP olarak sırf Erdoğan'ı biraz yıpratmak maksadıyla getirip belediye başkanı yaparsınız. O da Türk askerine yılan diyen kadını getirip orada marş söyletir. Peki Hürri Hocam, yani Cumhuriyet Halk Partili seçmen işte hani değerleri ifade ettiği şeyleri biliyoruz. Sır değil bugüne kadar. Bu ilişki, bu aradaki fark ne zaman kalktı da bugün Esenyurt'ta Murat'ın çizdiği o profilde birini peşinden sahiplenebiliyor. Ben kadınlar görüyorum belediyenin önünde. Ellerinde Türk bayrakları var. Hatta bir tanesi şöyle dedi. Belki sosyal medyada izlemişsinizdir. Ya Devlet Bahçeli dedi ki işte Abdullah Öcalan gelsin mecliste konuşsun dedi. Bizim başkanımız bir kere terörle ilişki kurdu diye niye gözaltına alınıyor diyor. Yani sanki bu bağ normalleştirilmiş gibi bugüne kadar
Cumhuriyetçi değil, şimdi bu refleksleri olan seçmen. Normalde CHP sözde, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin kuran parti. Yani birinci meclisteki birinci grup, müdafaa-i hukuk grubu, tamam. Atatürk'ün lideri oldu, tamam. Mustafa Kemal o zaman sonradan Atatürk, tamam. Ama 1940 bütün seçimlerde, bütün serbest seçimlerde CHP kaybetmiştir. Hiçbir zaman halkın desteğini alamamıştır. Bakın 1926'da seçim yapılsaydı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kazanacaktı. Ne oldu? İstiklal mahkemeleri Kazım Karabekir'i bile idam ediyorlardı. Düşünün yani. Ölene kadar Atatürk ev hasbinde kaldı. Sonra meclis başkanı, ayrı mesele. Yaptırılmadı o seçim. Yapılsaydı CHP kaybediyordu, Terakkiperver kazanıyordu. 1930'da Atatürk kendi yaverini veya kendi kız kardeşine parti kurdurttu. Serbest fırkayı kazanıyordu 31 seçim yerine. Onu da kapattılar. Onu da kapattırdılar. 1946'da çok partiliye geçildi. O da Amerika. Dedi ki çok partiliye geçmezseniz sisteme, evet, size destek vermem, Sovyetler sizi yutar dedi. Mecburen kurdurttular. O seçim demin anlattım, sopalı seçim. Normal olmadı. 50'de normal seçim oldu, sağ geldi. Üst üste Demokrat Parti kazanınca 61'de İnönü ne demek zorunda kaldı? Ortanın solundayız. Niye? Bütün devlet kuran partiler sağdadır. Ama sağ oturdu artık. Sağ vermiyor CHP'ye. Hiçbir zaman vermedi. 1925'ten beri vermedi. Dolayısıyla mecburen sola geçmiş oldu. Fakat sol başka bir şey. Şimdi bölücülük başka. O nerede başladı? Onu hocam, Atatürk'ün partisi diyorsunuz ya, Atatürk Dersim'de, Ağrı'da, evet, en ufak bir hareketlenmeyi çok sert bastırıyor işte. Dersim'i biliyoruz, aynen, şeyi biliyoruz. Yani işte sonradan yan yana getirmek mümkün değil. Değil işte. Ya onlar öyle iddia ediyorlar. Atatürk'ün partisi o zaman tek partiydi. Atatürk oradaydı yani, başka parti. Yani Atatürk bugün yaşasaydı MHP'li olurdu %99 gibi, bana kalırsa yani. Onu söyleyeyim. Şimdi ne yaptılar? 91 seçimde, onu Murat Bey demin söyledi. O zaman baraj %10'du. %7 de değildi. SHP'ydi. Daha CHP kapalıydı. SHP bir, bana kalırsa çok yanlış bir şey yaptı. 91'de bunlara bütün doğuyu boşalttı ve bunlara verdi. Ki Hikmet Çetin SHP'deydi, kendisi de Liceli. Hikmet Çetin'i bile koymadılar Diyarbakır'a, onu gittiler Gaziantep'e koydular. Yani olduğu gibi, evet, HDP miydi, HDP miydi, neydi, Özdep miydi? İsimlerini karıştırıyoruz. Hepsi değişiyor, hepsi PKK, neyse fark etmez. Onu koydular, orada çekti. İlk gün daha Yemin'de olay çıkarttı Leyla Zana. Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana. İlk gün daha olay çıktı. Ondan sonra bölündü ve SHP ne oldu biliyor musunuz? 89 belediye seçiminde birinci olmuştu. Bütün Türkiye'yi şey yapmıştı. 94'te hepsini kaybetti. 94'te silindi gitti. Şimdi aynısı olacak. Bakın bu sene, evet, yerel seçimlerde şöyle böyle enflasyon, pahalılık. Peki hocam, bu gördüğünüz onlar göremiyor mu? Yani demiyorlar mı? Ya biz bunu yaparsak dem oylarını alırız ama bizim ulusalcı seçmen kaçar. Batı'yı kaybedecek işte. Ama hocam işte ben orada itiraz ediyorum size. İtiraz 94'lük, edecek bir şey yok. Şu açıdan 94'teki koşullar şimdi yok. 94'te CHP'li seçmene gidip Ankara'da da kaybettiler. Hepsini. PKK falan dediğinizde vermem oy diyordu. Ama şimdi öyle değil. Her evden bir CHP'ye bir HDP'ye oy istediler. Ben inanıyorum net bir şekilde Selahattin Demirtaş CHP seçmeni tarafından, açık konuşmayı seviyorum, satın alınmış, sorun olarak falan görünmüyor. Yani bugün ben sokaktaki eylemlere bakıyorum. İşte mesela Gülistan Sönü'nün yaptığı savunmaya bakıyorum. Ona destek veren CHP'lilere bakıyorum. Söylemlerinden efendim bir sorun görmüyorlar. Bence ama 90'lardaki Melih Bey, şey... CHP'nin seçmeni öyle homojen görmeyin yani. CHP'nin içine oradan sızmış, aşırı soldan sızmış, PKK'dan sızmış da var. Ama İstanbul'u aldılar mesela hocam. Geçen seçimde CHP DEM'le yaptığı kent uzlaşısı alması buydu. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının en büyük nedenlerinden birisi de DEM seçmenini silme şekilde en partiye getirmesi. En temel nedeni zaten. Hatta tek nedeni. Ha, tek nedeni. Bunu ama böyle konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Bir de şunu ihmal etmeyelim. PKK 78'de kurulduğu günle bugün arasında ideolojik olarak çok farklı bir yerde. PKK ilk kurulduğunda komünist bir hareket, Marksist bir hareket olarak kurulmuştu. Doğal olarak zihinlerdeki şeyi de oydu. Hı hı. O açıdan da solun bütün silahlı yapılarının da hamisi gibi görüntüsüne sahipti. Bugünse PKK ve onun siyasi çizgisindeki tüm yapılar tam anlamıyla Amerikancı durumdalar. Ve Suriye'de binlerce tırla silahla donatılınca ta Rakka'dan Deir ez-Zor gibi koskoca bir ülkenin yarısına siz hakim olduysanız Amerikan askerlerinin himayesinde, artık belediye başkanlarınız, bilmem valilikleriniz, kaymakamlıklarınız olduysa, PKK'nın bütün bayraklarını Deir ez-Zor'da, Rakka'da, bütün vilayetlerde, Haseke'de, işte Afrin şeyde, Aynül Arap'ta çekebildiyseniz, evet, o zaman şımarırsınız. Bugün Cumhuriyet Halk Partililer çok net şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, hatta bazı içinden nasıl asker çıkmış bilmiyorum ama amiral rütbesine kadar yükselmiş adamlar bile ne dediler?
Suriye'nin içerisinde Suriye muhalefetinin ya da işte İhvan-ı Müslümin'e, evet, Müslüman kardeşlere sağ, yakın, sağcılara yakın birisi olmasındansa biz Suriye'de PKK gibi bize benzeyen, bizim gibi seküler, bizim seküler gibi Amerikancı birisinin olmasını tercih ederiz dediler. O açıdan CHP'nin kendisini batıcı, Amerikancı olan gören siyasi kadroları ve seçmeni de PKK'yı, PKK'yla AK Parti'yi, MHP'yi yan yana koyduğunda diyor ki biz AK Parti ile MHP ile yan yana duracağımıza PKK gibi seküler bir partiyle PKK yerde, yöneticileri de bunu söylediler Murat. Biz bölgede layıklığın teminatıyız dediler. Evet. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır'da oy almıyordu yakın zamana kadar. Hiçbir şekilde oy almıyordu ama son ittifakta Sezgin Tanrıkulu mesela yanılmıyorsam Diyarbakır'dan seçildi değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır milletvekili. Yani bunu şu örnek için veriyorum. Bu ittifak onlara oy falan kaybettirdiğini düşünmüyorlar. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde olmayabilir. Bir sonraki seçimde göreceksiniz. Siz katılıyor işte musunuz? Bu kaybettirecek bir politika mıdır partilere? Ya şöyle bir şey var. Muhtemelen bizim bilmediğimiz bir örtülü bir ittifak var. Yani ittifakın detaylarını bilemiyoruz. Yani her iki DEM'le CHP'yi bir araya getiren, bazı noktalarda anlaşmalarını sağlayan, işte sözüm ona Kürt sorununu, çözüm metotlarını muhtemelen ya dikte ettirdikleri, hı hı, aşağı yukarı birbirleriyle anlaşabildikleri bir ortam var. Onu Türk kamuoyu bilmiyor henüz ne olduğunu. Ve bunları korumakla, işte bunları arka çıkmakla da bu oy potansiyelini muhafaza etmeye çalışıyorlar. Ama bu istedikleri gibi olmayacak, yürümeyecek. Çünkü bu bir güvenlik sorunu, bu bir terör sorunu ve her seferinde de karşılarına bu çıkacak. Bu tarz sorunlar çıkacak diyorsun. Bu arada Esenyurt'tan görüntüler var diyor arkadaşlarım. Az önce duyurmuştum. Sokağa çıkan PKK yandaşları vardı. Var mı Serkan görüntüler? Bir bakalım onlara. Evet, şu an izliyorsunuz ekranlarınızda. Yine çöp tenekeleri falan devrilmiş. Çok zor ya burada yaşayanlara, Allah sabır versin yani, şehrin göbeğinde oluyor. Şu anda mı oluyor bu? Şu an olan. Yani sokakta bunlar yaşanıyor. İstenen görüntüler bunlar zaten. Planın parçası bu. Yani bunu yaparsanız bir, buna dünyanın hiçbir yerinde hiçbir meşru devlet böyle yani şey izin. 10 yıl ceza almış, terörden hüküm giymiş birini aday gösterirseniz, onun alınacağını bile bile bu sürece girerseniz, nihayet süreç, sonuç bu işte. Böyle gençler orada, örgüt mensupları tarafından da güzel bir liderlik var orada anladığım kadarıyla. Yakında, evet, silahlar da patlamaya başlar. Şimdi tabii Esenyurt... Sesini kısabiliriz, biz konuşalım üstüne. Evet, Esenyurt biliyorsunuz HDP'nin, DEM'in İstanbul'daki en güçlü olduğu ilçeydi. %23 oy almıştı. 2023 seçimlerinde, yani daha dün, %23 oy aldığı bir yer. Esenyurt ki Türkiye'nin en büyük ilçesi, 50 vilayetten büyük. %23 alması bu. Bakın oradaki flamalara bakın. Burada sadece DEM Partisi'nin ya da PKK'nın değil, başka partilerin de var. Hangi parti? Böyle alabilir miyim? Tabii. Yani hakikaten sokakta yaşayanların falan bir de halini düşünüyorum da. Her türlü itiraz ettiğiniz politikada, adli süreçte bunu yapacaksanız böyle bir çifte standart hiçbir partide yok. Yani düşünün, herhangi bir partinin ya Murat silahlı kanadı olacak. İstemedikleri bir karar çıktığında sokağa ineceksin. Molotof diyeceksin. Şimdi zaten bu bir projeydi. Hani Öcalan diyor ya, HDP benim projem. Bu da aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile oturulup konuşulmuş bir projeydi. İstanbul'un göbeğinde, İstanbul'un en büyük ilçesinde, Türkiye'nin en büyük ilçesinde. Çünkü DEM Partisi'nin de en güçlü olduğu yerde. En güçlü dediğim yani %23 almıştı. Ondan önce hep AK Parti yönetti zaten. Ya da daha öncesinde CHP yönetmişti. Şimdi CHP'nin %22 oy aldığı, HDP'nin %23 oy aldığı bir yerde ittifak yapıyorsunuz. Ve doğal olarak birinci parti olarak CHP seç. Peki sokaktaki destekçilerinize bakın. ESP var. ESP ne? MLKP terör örgütünün siyasi örgütçüsü, kanadı. Evet. Yani Figen Yüksekdağ'ın eski eş başkanı olduğu parti. Yani burada 9 tane biliyorsunuz, komutanım ifade etti. PKK'nın şu anda Suriye'de yapılanmasının içerisinde YPG, PKK, orada bir çatı örgüt kurdular. Silahlı biriminin. O biriminin içerisinde 9 tane silahlı terör örgütü var. THKPC, TİKKO, işte Acilciler terör örgütü vesaire vesaire. MLKP onlardan birisi. Bu örgütlerin tamamı şu anda PKK çatısı altında. Bunlar aynı zamanda DEM Partisi içerisinde de, onların siyasi kanatları da DEM Partisi içerisinde örgütlü vaziyetteler. Yani Selahattin Demirtaş'la Figen Yüksekdağ gibi, işte bir tarafı %7-8 oy alan, bir tarafı da %0-0 bilmem ne alan iki partinin, ittifakının iki başkanı, eş başkanı olabilir mi?
Hayır, PKK için önemli olan şey şu. İşte Türkiye Partisi olun diyorsunuz. Adamlar da Türkiye'de ne kadar sol illegal örgüt varsa onları da kapsıyorlar. Evet. Hala kabul etmiyorsunuz yani. Nasıl Türkiye Partisi olsun? Hayır, Türk solunu, Türk örgütleri de içine almış. Tam adam. Olarak proje zaten bu. Yani Öcalan'ın projesi denen şey bu. Bu bütün sol terör yapılanmalarını bir çatı altında toplayabilmekti. Türk adı, soluyla. Adı da şey, Demokratik Güçler evet, Birliği. Evet, Demokratik Güçler Birliği. Peki buna CHP'yi nasıl iştirak getirdiler? Önemli olan zaten temel sorunumuz bu. Şu anda Türkiye'nin ana muhalefeti de bunun içerisine eklemlenmiş durumda. Bu sokakta, Esenyurt'ta CHP'li belediye başkanının kayyum atandığı yerde Cumhuriyet Halk Partili bayraklarıyla gövde gösterisi yapmıyor insanlar. Sokakları yakanlar PKK'nın, MLKP'nin, SHP'nin parti bayrakları. Ama gözaltına alınan CHP'li belediye ama başkanı. Ama CHP'li. Doğal olarak bu neden projeydi? Çünkü Türkiye'de 90'lı yıllarda işte Gazi Mahallesi gibi, işte ya da Ok Meydanı gibi bir takım yerler vardı. Devlet bir takım politikalar geliştirdi ve o politikalar neticesinde buralar dağıldı. Artık terör yuvası olmaktan çıktı. Ama Esenyurt bu anlamda seçilmiş, yani biçilmiş bir kaftan olarak seçildi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu bir proje olarak sunuldu. Çok net yani. CHP dedi ki evet, biz Erdoğan iktidarını yıpratmak istiyoruz. PKK da şunu söyledi. Fark etmez dedi, Erdoğan iktidarını yıpratmak için kim olursa olsun biz Ümit Özdağ'ı da destekleyebiliriz. Ümit Özdağ da gidip Kılıçdaroğlu'nu desteklemedi mi? Yani bugün PKK'ya karşı en şiddetli eleştirilerini yaptığını zannettiğimiz kişi bu ittifakın bir parçası olarak 2023 seçimlerinde beraber hareket etmiyor. Proje HDP'nin bu işte. Ortağı olacağı bir hükümette MİT ve bir takım bakanlıkları alacaktı Ümit evet. Bey. Bunu ben söylemiyorum, Ümit Bey'in kendisi söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor ama dediğin gibi Ümit Özdağ bugün çok sert diyor ki ya bu adam PKK'lıdır evet. Diyor. Yani Ümit Özdağ'ın adından aktarıyor Mehmet Özer peki, için. Peki bilmiyor muydun? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu projenin bir parçası olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu altılı masa koalisyonu kurduğunda bunun üzerine bina ettiğini, yani bunu bilmiyor muydun? Biliyordu. Ben Devlet Bey'in açıklamasını duyunca şu açıdan sevindim. Bu mış gibi yapma, ikiyüzlülük hali bence sürece at konulamadı. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tanım yaptı ama medya ve kamuoyu kurmadı. Yani bir samimiyet süreci olmalıydı. Evet. Bu tarif ettiğin, örneklerini çoğalttığın ikiyüzlülükten artık bizim arınmamız gerekiyor evet, net bir şekilde. Bunun sonucunda herkesin siyaset yapma hakkı var ama hiçbir partinin bak dışarıda da bizim sinirli çocuklar var, ellerinde de silah var, gece Esenyurt'ta ne yaparlar belli olmaz. Siyaseti böyle esir alamazsınız. Hele hele ana muhalefet partisinin bu işe destek vermesi çok ciddi bir sorun. Bir de bu konu ne zaman açılsa hep şu söyleniyor. Bazı isimler mesela Ahmet Özer'in görüştüğü Remzi Kartal. Devletten de AK Parti cephesinden de onlarla görüşenler olmuştu deniliyor. Ya o adamlarla ne görüştüğünüze bağlı. Çözüm süreci diye bir şey yürütüyorsunuz. Devletin bazı unsurları görüşebilir. Ve siz görüştüğünüz Remzi Kartal'a ne diyorsunuz? Şunu diyorsanız silahı bırak, gel adalete teslim ol. PKK silahlı mücadeleyi bıraksın diyorsanız bu arzu edilen bir şeydir. Bunu mümkünse herkes söylesin. Ama siz onların ittifakını, gücünü büyütmek için bir takım faaliyetler yürütüyorsanız bu elbette yan yana getirilecek iki konu değildir gibi geliyor. Bu da ikiyüzlülüğün başka bir ya bunu söylemek gerçekten. Gerekmiyor mu? Osman Öcalan'a diyorlar mesela. Evet. Ya Osman Öcalan PKK düşmanı bir adam. Diyor ki PKK örgütüne ne zaman konuşsa. Benim abim de diyor, bunlar da diyor sahtekardır, Kürtlerin diyor işte canını alıyorlar. PKK'nın infaz listesindeki evet, adam. Artık bırakın bu işi dediği için Osman Öcalan'ı PKK hedef listesine oturtmuş, o adamı vurmaya çalışıyor. Bu o adamın iyi olduğu anlamına falan gelmiyor, kötü oldu, beni de ilgilendirmiyor. Ama diyor ki adam PKK'ya silah bırak ve Kürt gençleri üzerinde de bir etkisi nüfusu olduğu için. Herkes bunu çıkıp konuşsun, yani ne konuştuğunuz önemlidir önemli. Diye. Bu arada program boyunca da üstümüze kahve döktük, şimdi de kalemimizin mürekkebi Cüneyt Hoca'dan aldım. Umarım daha fazla aksilik gelmez. Cüneyt komutan bir Cüneyt şey hocam, verdiniz bombayı buraya. Bende hiç sorumluluk yok ama bu olaylarda, bu kazalarda değil mi? Cüneyt hocam bu ikiyüzlülük tarifi yani siyasetin bundan arınması için Türkiye'nin önüne yeni bir perspektif konulmayacak mı? Akademi çalışıyor mu mesela hocam bu konuyla ilgili? Yoksa klişeler mi var? Şimdi tabii bu birçok disipliner konular var bununla ilgili. Bir taraftan işte siyaset bilimciler var. Bir taraftan tarihçiler. Bir taraftan bu işin uluslararası ilişkileri ilgilendiren boyutu var. Dolayısıyla Türk Akademisi bu konuyla ilgili çok değerli eserleri var, kıymetli makaleler var mutlaka. Bunun tabii pratikte siyasete dönüşmesi biraz bu belgelerden, bu bilgilerden siyasetçiler ne kadar alıyor? Tabii o yani Batı'daki akademiyle Türk Akademisi'ni mukayese ettiğinizde bu konuda bazı eksikliklerimiz var aslında. Bu tabii bu eksiklik bazen bir alan boşluğuna da neden oluyor. Ama şöyle bir gerçek var. Artık şunu görmek lazım.
Ya benim kendi değerlendirmem PKK terör örgütü miadını doldurmak üzere aslında. Yani işte 45 yılı aşkın bir siyasi hedef kendince belirlemiş. Bu hedefe de silahlı bir mücadeleyle ulaşmak isteyen ama hiçbir zaman da başarılı olamayan bir konumda. Ve bunun da ipleri Murat Bey'in dediği gibi bir Amerika tarafından yönetilen bir yapı var. Şimdi bu bir tarafta, bir tarafta da Orta Doğu'nun yeniden bir düzenlenme çabası var. Bu düzen içerisinde PKK'ya ne görev verilecek? PKK yeniden nasıl bir ivme kazanacak? Bu bölge içerisinde hangi görevleri alacak? Aslında yeni soru bu. Yani devlet bunun farkına vardı. Özellikle Amerika tarafından bölgede PKK nasıl kullanılacak? Belki adı değişecek. Bakın bunu ben çok sıklıkla söylüyorum. Belki PKK kendi adını tasfiye edecek. Yeni bir ad altında Orta Doğu'da bu silahlı gruplar içerisinde zirvede olma mücadelesi verecek. Ha, YPG üzerinden dönmeyecek diyorsunuz. Hayır. Yeni bir ad gelecek. Yani bunu çünkü bir taraftan Irak tarafından sıkıştırılan ve yani kendi yönetimi tarafından sıkıştırılan bir PKK var. Bir taraftan Türkiye'nin sürekli Suriye'nin kuzeyinde baskı kurduğu, kontrol altına aldığı bir alan var. Ve dolayısıyla burada PKK terör örgütünün giderek minimize olduğu bir ortam var. Hı hı. Şimdi Amerika da bunun farkında. Dolayısıyla yeni bir yapı kuracak. En son işte Netanyahu'nun bir açıklaması vardı geçen hafta itibariyle. Orta Doğu'nun yeniden düzenlenmesinde yeni aktörlere görev var dedi. Mesela kim bu aktörler? PKK'dan yani, net bir şekilde bazı YPG'den bahsediyorlar. Evet, yani çok açık bir şekilde buna doğru bir gidiş var. Devlet zaman zaman siyaseten bazı kapılar açabilir. Evet, bu kapının açılma şekli, aralık mesafesi, bunu açanın pozisyonu bunlar bazen tartışılabilir. Ama netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olanlar ve Türkiye Cumhuriyeti yapısı içerisinde hukuk düzenine tabi olanlar artık bila istisnasız bu örgütün silahlı propagandasından vazgeçmek zorunda. Eğer sen bir partiysen bunu Türk siyasetinin kendi içerisindeki dinamiklerine göre yapmak zorundasın. Bugün evet dünyada bir terörün ortak bir tanımı yok. Herkesin kendi hukuk normlarında terör farklı geçiyor. Bizde 3713'te TCK'nın ilgili maddelerinde bununla ilgili çerçeve var. Buna uymak zorundayız. Bu askeri bir şey değil yani mi bunu, hocam? Yani terör örgütü üyesini illaki bir hiyerarşik yapıda yer almak diye bir kaide de yok. Bizim hukuk mevzuatımızda bununla ilgili her ne kadar hiyerarşik yapıda yer almasa da örgütün üst yapısından yani terör örgütünün üst yapısından doğrudan talimat almasa da örgütün çıkarlarına ve maksatlarına yönelik hizmet eden kim varsa terör örgütü üyesidir. Şiddeti sistematik olarak kınamamak Venedik kriterlerine göre terör ve parti kapatma gerekçesi görülüyor. Mesela yani bu, bir şey demiyorum, övmek demiyorum. Şiddeti sistematik olarak kınamamak. Yani bir eylem var, bir şey var. Siz bir aktif tavır almanız da değil, pasifliğiniz üzerinden yürüyor. Ve Venedik kriterleri de Türkiye'yi de bağlıyor. Yani, ama Venedik'i bağlamıyor. Sorun o zaten. O kriterler Venedik'i bağlamıyor. Brüksel'i bağlamıyor. Yani ülkelerinde kullanıyorlar. Bağlamıyor. Ama hepsi İspanya kullanıyor. Hayır, oraya. Hayır, onlar Türkiye söz konusu olduğunda onları bağlamıyor. Türkiye söz konusu. İspanya'da çünkü bağlıyor tabii mesela. Onlara göre Türk askeri bir kimyasal katliam yaptığını ifade ediyor. Bu kimyasal katliam iftirasını atanlar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sonra taltif ediliyor. O kişi Türkiye'nin Tabipler Birliği Başkanlığı makamına getirilebiliyor. Temel sorunumuz bu. Komutanımın söylediği şey bence şu anda hani PKK'nın ismi değişecek mi? PKK'nın ismi zaten değişti. Şu anda yapılacak olan şey, yapılmakta olan şey şu. Ve gerçekten bu artık geri dönülemez bir noktaya gelmiş durumda. Suriye'nin kuzeyinde Rojava Kürdistan Federe Devleti çok kısa bir süre sonra ilan edilecek. Orada PYD'nin, biz bugün SDG diyoruz, PYD kendilerine böyle isimler veriyorlar ya. Orada Güney Kürdistan Federe Devleti ilan edilecek ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bunu dakikalar sonra tanıyacaklar ve Birleşmiş Milletler'e gidip üye olacak. Bazı aklı evveller hala
İran'a karşı PKK'nın kullanılabileceğini İsrail tarafından, evet, yahut Esad rejimi tarafından destek alınmazsa bu işin büyüyeceğini söylüyorlar. Bilakis Esad rejimi ta Suriye'deki mesele ilk başladığı gün 2011'de bütün kuvvetlerini Suriye'nin kuzeyinden çekerek zaten PKK'ya bu işi yapın dedi. Türk devletinin başına bela olun yoksa ben bu işin altından kalkamam dedi. Tıpkı babası gibi. Şu anda orada kurulacak olan PKK'nın kuracağı devlet, o teröristanın asıl en büyük destekçisinin de İran olacağını, İran'ın da aynı şekilde Türkiye'nin gücünü zayıflatmak için PKK'yı kullanacağını burada net olarak söylememiz lazım. Net. Bu söylediğim şey bütün batılı akademisyenler, gazeteler, hepsi bunlarla ilgili akademik makalelerle dolu. Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan kurulması, Kuzey Irak'ta kurulmasından çok daha yakın bir şeydir. Suriye'nin Kuzey Irak'ta kurmasının imkanı yok. 1990'larda bunu denediler. Fakat bu başarılı olamadı. Neden? Amerika ne kadar arkanızda olursa olsun, hı hı, orada Barzani gibi büyük ve size teslim olmayacak bir halk var. Yani Barzani'nin büyük bir halkı var. Çok büyük bir aşiret var ve peşmerge güçleri var. Doğal olarak orada siz tutunamazsınız. Ama Suriye'nin kuzeyinde Esad'ın size teslim ettiği, ABD'nin desteklediği alanda şu anda PKK devlet kurmak üzere, bunun artık geri dönüşü yok. Türk devleti ya bu işi bitirecek, komple çözecek, askeri harekatla bu işi çözecek, ya da burada bir devlet kurulacak ve biz, ya hani Selahattin Demirtaş diyor ya, kurulacak Kürdistan, size mal mal bakacaksınız derken, o Cizre'de kurulacağını kastetmedi zaten. Evet, o biliyordu. Ama Türkiye için de hocam açık, evet, açık tehdit diyorlar. Geride kalmış bir şey yok. Sen programı açarken de söyledin. Belki arkadaşlarım o konuşmayı da bulurlar. Tuncer Bakıran'ın Özgür, evet, Özel'le yaptığı mitingde. Bugün beraberler yan yana. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Şeyh Said gibi yaparız diyor yani. Şeyh Said, az önce söylediniz. Nasıl yaparız Şeyh Said gibi? Şeyh Said gibi, Seyit Rıza gibi, Mazlum Doğan gibi yaparız. Yani bölgede Sakine gibi yaparız. Çok net. Hani yenileri bıraksanız bile ayaklanma çıkarız diye tehdit, evet, ediyorsunuz. Böyle bir, Kemal Hocam, böyle bir özgürlük. Ki ben mesela böyle bir şey desem. Herhangi bir, buyurun şöyle bir konuşalım. Bir... Ama yani, şurada bir tezat var. Sıkıntı var. Şeyh Said hilafet kaldırıldıktan sonra İslami bir şey gibi. Şimdi PKK kuruluşunda laik, siz söylediniz. Şeyh Said'le alakası yok. 8-9 vilayeti eline geçirmişti. Yani gibi yaparız diyor. Ne yaparız? Yani Şeyh Said ne yapmıştı? Ha, ayaklanma yaptı. Hikaye o hocam. 7-8 ben... vilayeti eline geçirdi. Sonra gerekçesinin bir önemi yok. Gerekçesinin bir önemi yok da diyor. Hukuki bir süreçle karşılaştığımda Uğur Hocam, bir Türkiye Cumhuriyeti, evet, vatandaşı olarak. Şimdi alırım silahı, toplarım adamlarımı, arkadaşlarımı. CHP Genel Başkanı'nın yanında, yanımda da CHP Genel Başkanı olacak. Diyeceğim ki isyan edeceğim. Ben size bunu yapacağımı söylüyorum. Tamam. Orada ama cezasını görecek işte. Ya ceza görülürdü hocam. Şeyler görülürdü. Biz buradan nasıl çıkacağız? Ben onu merak ediyorum. Cezası falan değil. Bir sürü ruh hastası da sokakta, canide, sapık da sokakta, ama kurumsal yapılardan bahsediyoruz. Yani hukuki bir süreç var. Melih Bey, nasıl olacağını söyleyeyim. Murat Bey'in şeyine devam edeyim ben. 1978'de Baydar Meinhof dedi ya Murat Bey. Terörizm olduğu zaman Türkiye'de onlara özgürlük mücadelesi, ama Belçika'da olursa terörist oluyor. Baydar Meinhof, iki işte soyadları, bir sevgili, Almanya'da, bir Almanya'da komünist hareketler yapıyorlardı. Bunları yakaladılar. Efendime söyleyeyim, Alman işveren sendikaları başkanını öldürdüler. Alman devleti 17 tane Baydar Meinhof mensubunu, hepsi de ayrı hapishanelerde, aynı gün aynı saatte idam etti. Hepsi intihar etti dediler. Herkes de inandı. İşte bu kadar. İdam etti dediniz, yargısız infaz etti. Onun i̇şte infaz etti o kadar. Şimdi bakın bu görüntüler. Ne var bu görüntülerde hocam? Dikkatli bakmamız lazım. Şimdi bu bir prova gibi gözüküyor bana göre. Çünkü bireysel silahlanma çok arttı. Devletin vereceği tepkiye göre bu prova gerçek bir eyleme dönüşme ihtimali yüksek. Bu tür şeylerde rejime karşı ya da Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir birlik kurabilecek kapasitesi var. Bunlar kim olabilir? PKK mensupları, FETÖ mensupları. Çünkü çok büyük beklenti var. FETÖ'nün de PKK içeride yatanlarının rejim değişirse, rejim değil de yönetim değişirse salı verileceğine dair bir kanaat var. Tıpkı, beklenti içindeler. Tabii Irak ordusunun, hatırlayın, müdahale ettiklerinde nasıl salı verdiler Iraklı askerleri. Hemen onlarla bir DAEŞ kurdular. Ortalığı cehenneme çevirdiler Suriye'de, Irak'ta. Yerli eksan oldu her taraf. Buna benzer bir mantıkla FETÖ mensuplarını, PKK mensuplarını ve dair sol fraksiyonunu, içeride yatanları bir genel hafla dışarı çıkartıp bu kadroları dahil etmek gibi bir düşünceleri de var. Dolayısıyla burada bireysel silahlanma ve örgütlerin birlikte hareket etme gibi bir planlar da var gibi gözüküyor. Bakın şimdi sanki çöp tenekelerin içerisine yanması kolay olan şeyler önceden yerleştirilmiş gibi duruyor.
Dolayısıyla biliyorsunuz çöp maddesi biraz da ıslak maddedir. Çok kolay yanmaz. Atar atmaz tutuşuyor. Ya da benzin dökülmüş gibi. Artı kapşonlu tipler var. Bunlar diğerlerini tenzih ediyorum. Kendi kimliklerini gizlemek suretiyle ve sırt çantalı gezer bu tipler genelde toplum içerisinde. Provokasyon yaparlar. Yanıcı maddeleri yakmakta görevlendirilmişlerdir. Dolayısıyla bir provokatif hareket gibi duruyor şu anda bu. Küçük çaplı fakat büyümeye çok müsait. Kıvılcım gibi görün bunu. Cesaret de bulurlar hocam. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri 2028'de Cumhurbaşkanı olacağım diyen birisi ya da arkadaşlarımdan birisi. Bunlara destek verirse bunlar moral bulurlar. Tabii kaostan beslenen daha bir süreçte yaşıyoruz maalesef. Yani. Dediğiniz çok doğru. Ortalık böyle çok başıboş tiple de dolu. Yani katili, şusu, busu falan hatırlayın. Yine Amerikan oyunu gibi algıladığımız bazı olaylar olmuştu. Kilise baskını falan gibi. Onların karakterlerine baktığımız zaman ya akli dengesi çok sorunlu ya da uyuşturucu kullanan müptela tipler. Bunları özel seçip buralarda kullanıyorlar. İşte bu tiplerle doldurduğunuzu düşünün bu meydanları. Vallahi hocam bu tipler var ya çok normal tipler. Bu tipler çok normal tipler. Bir adam çıkıp da Özgür Özel'in yanında PKK'nın Kandil'deki en büyük terör karargahının adı Mazlum Doğan karargahı. Evet. Diyor ki biz Mazlum Doğan'ın yolunu sürdüreceğiz diyor Özgür Özel'in yanında. Özgür Özel ona dönüp de sen kimsin ya? Sen benim devletime nasıl isyan edebilirsin? PKK'lıyı nasıl ağzına alırsın demiyorsa o daha anormal, yemin ederim bu bunlar onun yanında çok normal kalır yani. Çok ama bunlar tetikçi. Çok doğru söylüyorsun. O ses hazırmış. Dinleyelim mi? Tam tetikçi üstüne yani bunlar. Diye. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yaptığınız uyarı çok önemli. Bakır Hanım bir dinleyelim Özgür Özel'le birlikte yaptığı konuşma. Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Said ne yaptıysa, mazlumlar, denizler, sakineler ne yaptıysa, Türk halkı, Türk halkları da onların yaptığını yapacaktır. Ya Tuncer Bakırhan da bu arada makul bir adamdı ya. Eskiden daha böyle alımlıydı, kızıyordu bu PKK dama işlerine. Çok karışmayın diyordu ama takıya yapıyor. Herhalde tabii. Oraya geldiğiniz zaman radikalleşiyorsunuz. Çok net örnek vereyim bakın basit Suriye modelini söyleyeyim. Orada toplam 7 sözde kanton var. Yani Suriye'de böyle bir yapı yok. Böyle bir idari sistem de yok ama onların oluşturduğu Kuzey Suriye yönetim bölgesi 105. 7 kanton var, 6 büyük şehir var, 40 şehir var, 105 belde var. Bu kadar yer var mı orada? Yok ama bulmuşlar işte. Afrin kantonu, Fırat kantonu böyle gidiyor. Minbiç, Rakka, Tapka, Deirizor kantonu. Yani hepsine yönetici atamışlar Sayın Hocam. Hepsinde yönetici var. Komutanımın ifade ettiği o... Hocam Cizre'ye de atamışlardı, Sur'a da atamışlardı. Türkiye'deki yapılanmanın gerçek anlamda var ama. Yani yetkili, meclisleri var. Bir şekilde orada yürütme... Yargı var mı emin değilim. Sanki bir böyle bir yargısal sistem var. Var. Mahkemeleri var. Hazine var. İnfaz ediyorlar bir de. Hazine var. Ordu sözde sistemleri var. Onlu sistem kurmuşlar. Enerji Bakanlığı var. Hazine var işte oraya gelen gelirler var. Vergi alıyorlar sözde haraç şeklinde. Yani Kuzey Suriye'de şu anda kantonal yapı artık netleşmiş durumda. Bir seçim yapamıyorlar. Onu da yaptıklarında tanınma süreçleri başlayacak. Kim tanıyacak ilk sizce? İsrail. Amerika ve Amerika tabii ki. Yarışırlar yani birkaç saniye arayla. İki kez girişimde bulundular zaten yerel seçim adı altında. Evet. İptal etti. Biz onlara... engel olduk. Haziran ayında yapıyorlardı. Temmuz'da, Ağustos'ta yapacaklardı. Bakın onlara itiraz edenler. Suriye Kürt Ulusal Konseyi. Kesin kez itiraz ediyor. Bir de Bağımsız Kürt Rabıtası denen bir grup var. Bunlar da Kürt gruplar. Ama onlar muhalefetin safında olduğu için. Evet onu söylüyorum. Yani bir şekilde reddeden gruplar da var. Bizim Türkiye olarak bu gruplarla temas kurup bu PKK'stan denen vaziyeti ortadan derhal kaldırmamız lazım. Kemal Hocam bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Devam edeceğiz.